ABC eşkenar üçgen ise alfası kaç derecedir şeklinde bir sorumuz vardı. Bunun cevabını paylaşalım. BC kenarı AC kenarına ve AB kenarına eşitti. Şeklimiz eşkenar üçgen olduğu için köşe açıları 60 derece, 60 derece ve 60 derece olacaktır. C köşesindeki açının bir tarafını alfa açısı, diğer tarafını 60 eksi alfa şeklinde işaretleyelim. Sonrasında bir kesme işlemi uygulayalım. Buradan DB C üçgenini keselim. Bunu kestikten sonra alıp aynı şekilde AC üzerine gelecek şekilde yapıştırmamız gerekiyor. Uzunluklar birbirine eşitti. Şöyle yapıştırmış olduk. Eksikleri tekrar çizelim. Tam net görünmüyor. DC kısmı ve AD kısmı. Şimdi burada yine oluşan noktamıza aslında D üssü noktası dememiz gerekiyor. Şurası D üssü noktası, burası orijinal D noktası. D, DC uzunluğu 2 santimetreydi, 2 birimdi. Şuraya 2, şuraya kök 3 yazalım. Şimdi gördüğünüz gibi buradaki alfa açısı C köşesinde şurada bir alfa açımız vardı. Alfa açısı şuraya taşınmış oldu. Bu iki açının birbirine eşit olması şu sonuçla karşılaşmamızı sağlayacak. Bu iki açının toplamı 60 derece. Bu iki açının toplamının 60 derece olması yardımıyla 2 birim uzunluk ve 2 birim uzunluk ikizkenar üçgene dönüşecek. D ve D üssü noktalarını şöyle bir doğru ile birleştirdiğimiz zaman tepe açısı 60 derece olan, kenarları 2 2 olan, yani birbirine eşit olan ikizkenar üçgen mecburen bir eşkenar üçgene dönüşecek. 60 derecelik açı, 60 derecelik açı. Dolayısıyla DD üssü kenarı da DC ve D üssü C kenarlarına eşit oldu. Bu da 2 birim. Yeni bir üçgenimiz ortaya çıktı. ADD üssü üçgeni. ADD üssü üçgeninde kenar uzunlukları 1, kök 3 ve 2. Eğer tanıdık gelmiyorsa şunları oluşturalım. 1'in karesi artı kök 3'ün karesi eşittir 2'nin karesi. Hatta biraz daha tanıdık hale getirecek olursak şurası 30 derecelik açının karşısındaki dik kenar. Burası 60 derecelik açının karşısındaki dik kenar. Şurası da 90 derecelik açının karşısındaki dik kenar olacak. 30, 60, 90 üçgeni özelliği. 30'un karşısında bir katlık uzunluk. 60'ın karşısında kök 3 katlık uzunluk. Ve 90'ın karşısında da 2 katlık uzunluk bulunurdu. Dolayısıyla A köşesinde 2 santimetrelik uzunluğun karşısı A köşesi olduğu için A köşesinde 90 derecelik bir açı ortaya çıkıyor. 1 birimlik uzunluğun karşısında D üssü köşesi var. Orası 30. Ve D noktasında da 60 derecelik bir açı ortaya çıktı. Bizim sorduğumuz açı zaten şurasıydı. A, D, C açısıydı. O da toplamda 120 derece olacak cevabımız.